Ja, und als Aktivist, was antwortest du zu dem pragmatischen, also dem Gipfel der pragmatischen Beziehung? Tabii ki bizim buna yanıtımız sokakta muhalefeti büyütmek olacak. Hani bence şunu anlatmamız gerekiyor. Özellikle Alman toplumunda, özellikle Türkiye'li, Kürdistanlı göçmenler olarak belki bizim üzerimize daha da bu görev düşüyor. Yani bu Erdoğan'ın baskıya ve bozuk ekonomik kalkınma modeline dayanan bu rejimine sağlanacak her destek Türkiye'de direnişe vurulacak bir darbe olacaktır. Bunu topluma daha fazla anlatabilmemiz gerekiyor. Yani ben aslında Nazan'ın dediklerine Türkiye'deki direniş anlamında katılıyorum. Yani Türkiye'de belki her zaman bunu sokakta nasıl sokakta görmüyoruz ama Türkiye'de sessiz bir direniş olduğu çok açık. 24 Haziran'da bütün baskılara, bütün tutuklamalara rağmen 6 milyona yakın insan HDP'ye oy verdi. %12'ye yakın insan ne tekabül ediyor, bu seçmene tekabül ediyor. Yani dolayısıyla bizim internasyonist bir hareket geliştirerek Türkiye'deki bu muhalefetle dayanışan toplumlar arasındaki ilişkinin de bu dayanışma temeli olması gerektiğini ifade eden bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bu anlamda da Cuma günü sokaklarda olacağız. Berlin'de saat 4'te katılacağımız Potsdamer Platz'tan başlayan yürüyüş var. Bizim dışımızda Berlin Cemevi'nin Alevi toplumunun saat 6'da yapacağı gösteri var. Yine Berlin'de. Alman sivil toplum örgütlerinin, gazeteci örgütlerinin vesaire yapacakları yine Cuma günü çeşitli eylemler var. Ve Köln'de de yapılacak gösteriler var. Yani hep birlikte bunların bir parçası olmalıyız. Sokaktaki muhalefeti büyütmeliyiz. Türkiye'deki direnişin buradaki sesi olmalıyız. Ja, dem kann ich mich auch anschließen und trotzdem...